Sultan Melik Şah'ın. Bu ya Sultan Melik Şah'ın türbesi. En büyük ve en adil İran. İslam'ın girişinden sonra İran'da en büyük şahlardan Selçuk Şah'ın türbesi. İkinci büyük İran İmparatorluğu Hahamenşiyanlardan sonra Sultan Selçuk'uydu. Ve Selçukluk şeyin harita üzerinden size gösteriyorum. İran emruzi be ezafeye 28 keşver hamsayı emruzi İran tuye kalem roi Sultan Selçukluların imparatorluklarında oluyordu. Şimdi ülkelerinde bahsin ben okuyorum. Kazakistan, Türkmenistan, Üzbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Arabistan, Ermenistan, Dağıstan, Sinkiyang, hemen Urumçu oluyor Çin'de. Sinkiyang, Çin'in Türk şeyi var ya, Multan, Azerbaycan, Türkiye, Irak, Suriye, Ordon, Filistin, Lübnan, Kuveyt, Birleşik İmarat Devletleri, Katar, Bahreyn, Umman, Yemen ve Mısır'ın bir bölümü. Bunlar hepsi Selçuklu İmparatorluğun şeyin içinde oluyormuşlar. Şey mutasifane, بعد از دوره سلجوقی دوره این سرزمین تجزیه میشه و همه این ماها از هم جدا شد. Selçuklu İmparatorluğu bitenden sonra bu ülkeler hepsi birbirinden zaten ayrıldı. İkinci İn Erlan Hatun Sultan Melik Şah'ın eşi. این مزاری که داریم توی کتیب معرفی شده داریم محمد مومن شاعر مال دوره صفوی. Bu da Muhammed Mumin bir şairmiş Safavi devresinin onun. این مزاری که اینجا داریم توی کتیب معرفی شده داریم میر علی شهید تیموری دورسنین وزیری به خاطر اینکه شهید شده بوده این سنگ مزار رنگ قرمز برش نصب میشه شهید olduğu için bu kırmızı taş rengini seçmişler çünkü kırmızı ve lale biliyorsunuz bunlar و این نماد درخت سرب که یکی از نمادهای ایرانی و bu serb ağacının sembol olarak mezarın üstünde شناخته میشه روی سنگ مزارش حک شده این نشونه یه رنگ قرمز نشنه رنگ قرمز و شهادت و سنگ مزار خود سلطان کرمزلوک که شهادتی gösteriyor zaten Sultan Melik Şah'ın da şeyinde göreceksiniz. Şu taraflarda, alt taraflarda kırmızı rengi koyulmuş. Yani onu gösteriyordu. Sultan Melik Şah doğal olarak ölmemiş, şehit olmuş.